Hiç uygulamadığım bir demo tekniği uygulayacağım. Hayat akışlarını kontrol altına alabilecekleri müthiş bir demo uygulaması. Kaderim aslında benim keşfedilmemiş bilinçaltım. Bilinçaltında farkında olmadığın sana kendini yaşatır ve sen onu kaderin zannedersin. Benim inşallahı ne zaman kullanmamız gerektiğini formülle verelim. Üç tane kelimemiz var. Hep, hiç, asla. Bilinçaltı inançları gerçeklik olarak algılıyor. Yani gerektiğinde uyum sağla, gerektiğinde muhalefet et. Gerektiğinde evet de, gerektiğinde hayır de. Demek ki buradaki anahtar cümle gerektiğinde. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş Ayarlayalım bulduk şeyi, sevgili çekmeyi. hocam. Nasılsınız? Sağ olun Mukaddes Hanım. Görmeyelisi nasılsınız? İyiyim, iyiyim hocam. Keyifli ya, Ramazan benim en sevdiğim zaman. Çok keyifli Çok geçiyor benim için, güzel bir zaman. hakikaten. Çok seviyorum, çok dingin, çok huzurlu. Biraz önce Güçlü hocamla telefonla görüştük. Aynı şekilde o da diyor. Daha böyle dingin, daha huzurlu. Hem fiziksel olarak hem manen, spiritüel olarak kendimi iyi hissediyorum. Şükürler olsun sevgili hocam. Evet. Kaderler Ben de zaten zaten de o. öyle bir konu seçelim istedim. Kader, Ramazan ayında özellikle maneviyatın en yüksek olduğu dönemlerde kaderi doğru anlamak, kaderimizde randevu derken neyi kastediyoruz onu zaten anlatırız diye düşünüyorum. Bir de demodan bahsettin. Çok güzel bir noktaya değindin. Hiç uygulamadığım bir demo tekniği uygulayacağım. İlk defa hatta kendi danışmanlarıma da hiç göstermedim. Benim biliyorsun danışmanlık ekibim var. Onlara bile öğretmediğim ilk defa senin ve benim takipçilerim şimdi en son bu demoyla kader akışını yönlendirebilecekleri küçük bir teknik. Ve 3-4 dakika belki daha fazla da sürebilir ama yaptıkları zaman hayat akışlarını yani kaderlerini ne yapacaklar? Yönlendirmeye başlayacaklar. Amacım o. Wow. Yayının sonunu da yapacağız o zaman. Yayının sonunda Yaşasın diyorum. yapacağız. Ben de yaşasın diyorum sevgili canlarım. Yayın sonunda hem teknik galiba öğreteceksiniz sevgili hocam, değil mi? Aynı Teknik zamanda ve bitirelim. uygulamayı ikisi birlikte yapmış olacağız. Hayat akışlarını kontrol altına alabilecekleri müthiş bir demo uygulaması. İlk defa kimseye öğretmedim. Uygulamayı burada hep birlikte yapacağız. Ve güzel bir çalışma olacak. Beklesinler Harika. yani. Harika canım hocam. Ama su her zaman birinci planda tutuyorum. Bir de bilinçaltının değişmesi için bugün canlara da söyleyelim. Demo esnasında mutlaka yanlarına su alsınlar. Tamam. Su içerek o değişimi dönüştürsünler. Ve kaderle randevu dememizin sebebi neydi? Öncelikle buradan başlayalım. Neden kaderle randevu? Her şeyden önce Türkiye'deki ya da Müslüman camiasındaki kadercilik anlayışının gerçek kaderle bir ilgisi yok. Bunu artık hep söylüyoruz, dillendiriyoruz. Ve bu kader anlayışının aslında ülkemizin başında pasiflik, gerekenleri yapmamak, sorumluluk almamak gibi yanlış kavramlara doğru dönüşebildiğini de biliyoruz. Hayatın sorumluluğu %100 bizim elimizde olması gerekirken biz o kader anlayışından, kadercilik anlayışından kurtulamamış oluyoruz. Aslında benim mesleki olarak kişisel gelişim camiasında 20 yılı aşkındır kişilerle çalışma yapıyorum. Kendi kendime çalışmalar yapıyorum, kitaplar okuyorum. Şimdi gerçi artık danışmanlarımız bu bilinçaltı çalışmaları yapıyor ama sonuçta şunu çok iyi biliyorum. Bilinçaltında gizli kalmış, açığa çıkmamış hatıralar senin kaderin oluyor. Bastırılmış iç konuşmaların, kendimize bile itiraf edemediğimiz iç konuşmaların senin kaderin oluyor. Ve biz dolayısıyla kader deyince aslında şunu anlamalıyız. Benim kader planım aslında keşfedilmemiş bilinçaltım demektir. Burayı tekrar söyleyelim. Kaderim aslında benim keşfedilmemiş bilinçaltım. Eğer ben bilinçaltıma ışık tutarsam, bir projeksiyon cihazı gibi düşünelim. Orası bir karanlık ve bir projeksiyon cihazı ile kendi bilinçaltımı aydınlatırsam gelecekte ne yaşayabileceğimi daha iyi anlayacağım. Bu farkındalıkla gelecekte
yaşama ihtimalim olan, farkında olmadan yaşama ihtimali olan durumları değiştirme gücü elde edeceğim. Çünkü insan farkında olmadığını yaşar. İkinci jenerik cümlemiz. Farkında olmadığını yaşarsın. Bilinç altında farkında olmadığın sana kendini yaşatır ve sen onu kaderin zannedersin. Ve çok karıştırılan kavram cüz'i irade ve külli irade kavramı, biliyorsun zaten onu. Cüz'i irade kişinin kendi kontrolünde olan konularda yapması gerekenleri yapması, külli irade de Allah'a teslim olması. Burada bile biz hatalı davranışlar içerisine giriyoruz. Mesela sana da sorayım. Birçok insandan inşallah kelimesini duyuyorsun değil mi? İnşallah, inşallah, Evet, inşallah. Hangi inşallah. durumda, hangi durumlarda inşallah diyoruz mesela? Ümit ettiğimiz şeylerde, umduğumuz, beklediğimiz, dua ettiğimiz şeylerde inşallah diyoruz, değil mi? İnşallah diyoruz. Burada da mesela bazı hatalar var mı acaba? Durduk yere inşallah dediğimiz durumlar olabiliyor mu? İnşallah demememiz gereken bir yer var mı mesela? Hani dediğimizde boşa çıkacak diyelim. Hani bu inşallah dedin diye bir ceza gelmeyecek sana, ama yani orada bunu kullanmasaydın iyiydi gibi bir durum düşünelim. Mesela ben şimdi bu suyu aldım ve içiyorum. İnşallah Afiyet bu suyu olsun. içiyorum. Aha. İnşallah bu suyu içiyorum dememin anlamı var mı? İzleyicilere soralım. İnşallah Canlar bu suyu cevap içiyorum. yazarsınız, cevap yazın. İnşallah bu suyu içiyorum Ya demenin anlamı da var mı? her hareketime inşallah bunu yapabileceğim cümlesiyle başlasam acaba doğru olur mu? Mesela inşallah bu suyu içebileceğim. İnşallah birazdan elimi havaya kaldırabileceğim. İnşallah birazdan saçımı tarayabileceğim. İnşallah birazdan burnumu tutabileceğim desem anlamı olur mu? Hayır, Olmaz değil yok mi? demişler. O zaman şöyle söyleyeyim. İnşallahı ne zaman kullanmamız gerektiğini formülünü verelim. İnşallah bizim kontrolümüzün dışında olduğumuza inandığımız bir durum varsa inşallah deriz. Bak yani ben bu suyu elimle kaldırıp içebiliyorum ya. Ama diyelim ki bir hafta önce bir kaza geçirdim. Elimi zor oynatıyorum. O zaman bu bardağı tutarken derim ki inşallah ben bu suyu kaldırıp, bu bardağı kaldırıp ağzıma götürüp suyu içebilirim. Çünkü elim daha iyileşmedi. Kontrol bende değil. Dolayısıyla kontrolün bende olmadığı durumlarda inşallah çok ki güzel yakışır. Evet. Başka bir örnek. Yani sınavı inşallah kazanırım çok doğru değil. Bak kontrol biraz bizde orada. Ama şu, inşallah bildiğim yerlerden çıkar. Hani sınava gireceğim inşallah çalıştığım yerlerden çıkar. Kontrolün sende olmadığı yere atıf yapmak için inşallah demek harika. Kontrolün sende olmadığı yerlere atıf yapmak. Yoksa kontrol ben, ha şu da kontrolün olmadığı bir dönem olabilir. Mesela sınava az çalıştı bir öğrenci. Son günlerinde inşallah kazanabilirim der. Çünkü neden? Az çalışmıştır. Kazanma olasılığı düşüktür. Kontrol az, kontrol onda çok azdır. Kontrol azlığı inşallah kelimesini çoğaltır. Kontrol fazlalığında inşallah kelimesini kullanmanın sana bir faydası çok da yok. Yine başka bir örnek. İstanbul'da yaşıyorsan, bir arkadaşınla buluşacaksan, trafiğin olduğunu bilirsin. Kontrol sende değildir. Ne dersin? İnşallah zamanında gelirim. Dersin mi? Dersin. Evet. Çünkü trafiğin o yoğunluğu içerisinde senin kontrolünde olmayan durumlar vardır. Ama çok sakin bir yerde bunu çok söyleme gereği de olmayabilir. Yani dolayısıyla burada bizim bu kaderci anlayışımızdan dolayı o inşallahı yanlış kullanıyoruz. Benim öyle bir arkadaşım vardı. Her şeye böyle dini terimlerle cevap verirdi. Allah razı olsun, inşallah, maşallah hiç ağzından düşürmezdi, ama gereksiz de kullanıyordu bazı zamanlar. Hatta onu yolda bir tanıdığı gördü. Babasının tanıdığı gördü. Ya sen dedi işte şu kişinin oğlu musun? İnşallah onun oğluyum dedi. Yani sen inşallah onun oğluyum demenin orada bir anlamı yok. Zaten ortaya çıkmış. Bak ne kadar gereksiz kullanıyoruz kavramları. Ne kadar oturtamıyoruz o kavramları kendi içimizde. Doğru Evet. kavramlar kaderimizin kontrol altında, bizim belli bir cüz'i irademiz var. Bizim cüz'i irademiz ve tanrısal bir yönümüz var. O da hayal gücü. Eğer kişi hayal gücüyle oluşturabiliyorsa, yaratabiliyorsa demiyorum. Bu da yanlış anlaşılan bir kavram değil mi? Bazı insanlar tarafından yaratmak, sıfırdan yaratmak diye bir şey yok diyeceklerdir. Ama oluşturabilme kabiliyeti diyelim, var olanlardan ne yapıyoruz? Hayal gücümüzle gerçekliği etkiliyoruz. Buna kimse itiraz edemez. Vay çekim yasası var mıydı, yok muydu kardeşim, şu muydu kardeşim? Sandalye, oturduğun sandalye bir gün birisinin kafasında hayaldi. Hayal ettikten sonra onu projelendirdi, çizdi.
Aynısını ortaya koydu. Hayal etmeden adım bile atamaz. Yalan. Yani kaderinin kontrolü hayal gücünde gizli biraz da. Hayal edebildiğin kadar varsın. Bazı insanlara hayallerini öldürmeleri gerektiği ile ilgili çocukken telkinler veriliyor. Hayal kurma. Hayal kurmak kötüdür. Sen bu hayalleri kuracak adam mısın? Ne oluyor? Bu sözleri söyledikçe çocuk hayal gücünü öldürüyor. Hayal gücünü öldürünce kaderini kontrol edemiyor. Hayal gücünü öldüren bir kişi kaderini kontrol edemez. Bu bir. Hayalini negatif çalıştıran kişi kötü kader yaşar. Yani korktuğun şey başına gelir anlamında söylüyorum. Negatif çalıştırma, pozitif çalıştır. Kaderle randevu konusunda şey mi diyorsunuz hocam? Hayalle kader arasındaki bağlantıdan bahsediyorsunuz. Bu arada yaratmak kelimesinin hiç hoşlanmıyorum diyen sevgili canıma cevap vermek istiyorum. Yaratmak yoktan var etmek anlamında kullanmıyor hocalarımız da ben de. Yani yoktan yaratmak sadece Allah'a kadir-i mutlağa özeldir. Ondan başka hiç kimse yaratma kabiliyetine sahip değildir. Sadece bizler Allah'ın halefleri olarak katkıda bulunabiliyoruz. Kalem yapıyoruz, sehpa üretiyoruz, kağıt üretiyoruz, bir eser, bir kitap yazıyoruz. Bunlar da bir çeşit yaratımdır, yaratıcılıktır, kreatif. Yani Kesinlikle. yaratmak o anlamda icat etmek gibi düşünebilirsiniz. Yaratımdan rahatsız olmayın lütfen sevgili canlarım. Kaderle randevu deyince benim aklıma ne geldi biliyor musunuz hocam? Ben 7 yaşındaydım. Mahallede çok yaşlı o zaman için bir dedemiz vardı. Nur gibi böyle, nur yüzü, çok sevilen. Bütün Hulusi Kentmen gibi bütün mahallenin babasıydı, dedesiydi. Babacan. Şeker dağıtırdı, balon dağıtırdı bizi. Bir gün Antalya'ya gidecek Afyon'dan. Gidiyor otobüs işte biletini önceden alıyor. Tam otogara gidiyor. Otogarda otobüse bineceği sırada genç bir üniversite öğrencisi, 17 yaşlarında bir kızcağız. Çok üzülüyor, ağlıyor, gitmem lazım, ne olur yalvarırım. Hostes koltuğuna oturtun, Antalya'ya gitmem lazım. Amca ona izin veriyor, 2 saat sonraki başka bir otobüse bilet alıyor. Ona izin veriyor, al diyor benim biletimle sen git Antalya'ya. Ve hakikaten ilk sırada, üçüncü sırada filan herhalde bir kaza oluyor. Şoför de dahil o kız da ölüyor. Amca belki 15-20 gün kendine gelemedi ve bu hikayeyi oturtup oturtup bize anlattı. Böyle bir merdivene otururdu, bize toplardı başını anlatırdı. Çok üzüldü, böyle ağlardı. Hatırlıyorum yani. İşte kaderle randevu deyince dedim dur bunu anlatayım ben. Acayip bir Güzel bir hikaye. örnek. Çok güzel bir örnek. Hakikaten amca ölecekmiş demek ki. Ama kadersel bir şey. Kızcağız bulamadığı halde ona jest yapıyor ve kız kaderine gidiyor. Kaderle randevu deyince benim aklıma bu gelmişti. Çok lüzumsuz bir şey oldu ama anlatmak istedim. Bazen biz bilmeden hani diyoruz ki keşke o otobüse binmeseydim. Keşke Kesinlikle. oraya gitmeseydim. Keşke şunu yapmasaydım diye bir şey yok. Keşkesi yok çünkü kaderle randevu vardı. Çok güzel O bir örnek. otobüse binilecekti. Hocam Çok size çok güzel bıraktım. bir örnek. Çok güzel bir örnek. Yani bu da var tabii ki. Yani başımıza gelen olaylar aslında tesadüfen gelmediğini, büyük planın bir parçası olduğunu idrak edebilmek de kaderle randevu. Bu da çok önemli bir kaderle Evet. randevu. Evet. Bir diğer kaderle randevu şekli de şu. Bir diğer kaderle randevu şekli. Mesela ben diyorum ki geçen bir programda gördüm. Kendisi bu Ramazan programlarına çıkıp insanlara bilgi veren bir hoca. Fakat şeker hastası olduğu için oruç tutamamış. Ve spiker dedi ki yani spiker o sırada ya dedi bizi bağışlasınlar. Bizim gibi şeker hastaları da oruç tutamıyor. Bize dua etsinler dedi. Şimdi bak burada şunu bu kardeşimizin şunu bilmesi gerekiyor. Şeker hastalığını kendisinin oluşturmadığını varsayıyor. Belki onun genetik bir kökeni olduğunu, kendisiyle alakası olmadığını, onu oluşturmadığını varsayıyor. İnsanlar ve böylelikle neyden kaçıyor? Mevcut durumu
bir bahane olarak kullanıyor, mazeret olarak kullanıyor. Farkında değil. Evet. Orada aslında bu benim oluşturduğum bir şey. Yarın bir gün bunu çözdüğümde dese, bunu çözebilirsem, bunun altında yatan travmatik sebepleri bulabilirsem, altta yatan duyguyu boşaltabilirsem, bilinçaltı sebebini anlayıp bunu dönüştürebilirsem ki bu mümkün. Bu bir şekilde veya bu beslenmeye dikkat ederek bile olabilir. Yani belli oranda doğru şeyleri yerse, ne olur bir süre sonra onu bir bahane olarak kullanmaktan çıkar. İnsanlar o yüzden bak farkında olmadan kendilerini kullandıkları bahanelerde bile suçu genlere atmak, suçu atalara atmak, suçu kendi dışındaki kişilere atma konusunda kurban rolü oynama konusunda çok istekliler ve hevesliler. Bunu bazen çok bilge insanlar da yapabiliyor. Belki biz de yapıyoruz. İş gereği söylüyorum. Hayatımızı kontrol edin deyip de biz de suçu dışarıya attığımız olur mu? Olur. Ara ara. Ama bunu hemen fark edip kendimizi uyarmamız gerekiyor. Mesele bu. Biz insanız, hata yapabiliriz. Bazen evet kurban rolü oynayabiliriz. Hemen çıkacağız o şeyden. O durumdan. Ve şimdi bunu niye anlatıyorum? Gerçekten bugün kronik hastalıklar denilen hastalıkların bile aslında bilinçaltı çalışmalarında eğer travması atalardan geliyorsa dönüştürülür. Duygular varsa duygular boşaltılır. Bilinçaltında bu hastalığı yaratan bir düşünce kalıbı, inanç kalıbı varsa bu inanç kalıbı değiştirilir. Bir bakmışsın, kendi kendine iyileşmişsin, şifalanmışsın. Bu durumda inşallah iyileşirim ya da İşte ben artık bu hastalıkla yaşamaya mahkumum. Bak bu mahkumum kelimesi çok tehlikeli. Derse ne olur? Derse kendi kontrolünde olan bir şeyden kaçmış olur. Kendi sorumluluğunu almamış olur. Dünyadaki en büyük sorun insanların kendi sorumluluklarını alma konusundaki isteksizliğidir. Sorunu ve sorumluluğu başkasına atma konusunda müthiş derecede ustalaşmış durumdayız. Ve bunun için bir sürü yazılmış kitap da var. Suçu nasıl başkalarına atarız noktasıyla alakalı. Kaderle randevu derken kastettiğim nokta biraz da şu. Olayların nasıl oluştuğunun farkındalığını bilmek. Mesela hep tekrar eden konular yaşayan insanlar. Mukaddes Hanım. Çok basit bir soru var. NLP'de kullanılan çok basit bir soru. Sorudan önce şunu söyleyeyim. Üç tane kelimemiz var. Hep, hiç, asla. Hep, hiç, asla. Ne demek bu? Bunu kullanıyorsan bunlar inanç cümlesi. Hep, hiç, asla. İnanç cümlesi. Bak mesela hep başıma kötü şeyler gelir. İnanç cümlesi. Hiç parayı elimde tutamam. İnanç cümlesi. Hiçbir zaman insanlardan bir şey isteyemem. İnanç cümlesi. Bak bunlar hiçle başlayan, heple başlayan, asla ile başlayan şeyler bilinçaltı inançları gerçeklik olarak algılıyor. Sanki gerçek hayat böyleymiş zannediyorsun. İnançlarla ilgili en büyük problem bu. Sen eğer ben aptalım diye inandıysan bunu bir eline tuttuğun taş gibi somut algılıyorsun. Gerçek gibi düşünüyorsun yani. Değil. O yüzden kimse inançlarını sorgulatmıyor. Negatif inançlardan bahsediyoruz. Ne gibi negatif inançlar? Para zor kazanılır. İnsan, işte erkekler kötüdür. Yaşam zordur. Hastalıklar iyileşmez. Ben asla talihli bir insan olamam. Bak bunlar bilinç altında bir şekilde asla kelimesiyle kodlandı mı? Kodlandı. Bu asla kelimesi bir süre sonra o kişinin kaderi olur. O kişinin kaderi olur. Hatta şöyle bir Evet. örnek vereyim. Eğer Büyük bir büyük kişi konuştuğumuz değil mi? Her şeyle sınanırız. İlla ki Hazreti Peygamber'in sözü var zaten. Kınadığınız, yargıladığınız bir şeyi yaşamadan ölmezsiniz. Evet. mesela bak burada bir arkadaşımız yazmış GNC 2022. Her şey sizin söylediğiniz kadar kolay olsa. Ya biz milyon tane şey söylemişiz. Hangisinden bahsediyorsun? Hani bazı insanların şöyle bir huyu var. Bir film izliyorsun mesela. Filmin tam ortasında girdin filme. Orada gördüğünle ilgili yorum yaparsan ne olur? Sadece o gördüğün kısımla ilgili. Filmin başını bilmiyorsun, ortasını Evet. bilmiyorsun, sonunu bilmiyorsun. Ya da bir kitabı aldın eline. Rahmetli Kitabın böyle orta sayfasını açtın. Süleyman Demirel derdi. Hatırlıyor musunuz hocam? Neden? Yani öyle bir cümlesini seçerlerdi, alırlardı. Önü yok, arkası yok. O kadar sinirlenirdi ki. Önüne bakın siz onun. Ne Tabii, dedim? Bir tabii, cümleyi tabii. almış yani. Yani beni değerlendirirken de öyle. Beni Ha. tam tanımak istiyorsan
benim kaç tane kitap yazdığımı, kaç tane kişiyle çalıştığımı, kaç tane yöntem kullandığımı, kaç tane programda farklı farklı neler anlattığımı hepsini bir gözden geçireceksin ki ben bir şeyin kolay mı zor mu anlatıyorum ya da anlattığım şey basit mi, başı ne sonu ne, onu öyle değerlendireceksin. Öyle hemen böyle yazarak işte her şey söylediğiniz kadar kolay olsa dersen bizim ne söylediğimizi daha anlayabilecek altyapıyı oluşturmamışsın demektir. Maalesef bu anlamda bir ön yargımız var. Kaderciliği yanlış anlıyoruz. Kaderle randevuda bir hikaye anlatmak istiyorum. Yani adamın biri berbere gitmiş. Üç tane saçı varmış mukaddes hanım. Ve demiş ki kuaföre, ya benim saçımı bir arkaya şöyle bir tara güzelce demiş. Tabii kuaför tam arkaya tarayacakken saçlarından tam ortadaki saç teli kopmuş. Bu sefer iki tane seçtiri kalınca, ya olsun ama bu bir şey olmaz demiş. Bari ortadan ikiye ayır şöyle şu şekilde demiş. O da tam ortadan ikiye ayrılacak. Bu sefer diğeri de kopmuş. Ya kusura bakmayın işte o da koptu. Bir yanlışlıkla oldu falan. Ya hiç üzülme demiş. Bırak dağınık kalsın saçlar demiş. Ya. Çok güzel, çok kullanırız değil Yani mi onu? Bırak dağınık kalsın, çok kullanırız. Evet. bırak dağınık kalsın. Neden biliyor musun? Bırak dağınık kalsın. Çünkü bazen kabullenici olmak evet iyi bir şey. Bu da aslında kaderi doğru anlamak demek. Doğru yerde bazı olayları kabullenmek iyileştiriyor kişiyi. Savaşmamak, kontrol etmemek. Bak bu kaderle pozitif anlamda bir şey, işaret yani aslında doğru algılama şekli. Aslında kaderi şu şekilde algılayabilir insanlar. Benim bir kere kaderle ilişkimde kontrol edebileceklerim var ve demo da bununla ilgili olacak hemen söyleyeyim. Bir de kontrolümde olmayan, akışa bırakmam gereken konular var. Kontrol edebileceklerim, akışa bırakabileceklerim. Kontrol edebileceklerim, akışa bırakabileceklerim. Hayatımda iki tane şey var gibi düşün. Kontrol edebileceklerim, akışa bırakabileceklerim. Soru şu. Ne zaman kontrol edeceğim, ne zaman akışa bırakacağım? Öyle kitaplarda yazdığı gibi paso akışa bırak değil. Ya da kontrollü ol değil. Hani kontrolsüz güç güç değildir diyor ya bir lastik firmasında. O değil. Tamam bak orada şey şu. Ben doğru zamanda kontrol etmeliyim. Doğru zamanda akışa bırakmalıyım. Peki bunu nasıl başaracağım? İşte orada iç sesime güveneceğim. Ne zaman kontrol edeceğimi, ne zaman akışa bırakacağımı iç sesime güvenerek bileceğim. Hani tevekkül anlayışında da bunu anlatırlar. Eşeğe sağlam kazana bağla, sağlam kazana bağla bu demektir. Yani sen eşeğim çalınmasın, bir yere gitmesin, uzaklaşmasın diye bağlarsın. Gerisini sağlam kazana bağla da Allah'a havale edersin. Umarım eşeğimin başına bir şey gelmez dersin. Gidersin yoluna. Değil mi? Bu doğru yaklaşımdır yani. Bir yerde kontrol edersin, bir yerde akışa bırakırsın. İnsanların en büyük hatası şu. Kontrol edecekleri yerlerde Allah'tan akışa bırakıyorum diyor. Kontrol edeceğin alan orası, akışa bırakacağı yerde de kontrol etmeye çalışıyor. Ben bunu değiştirebilirim. Hayır bıraksana. İrlanda duası var ya, tam net hatırlamıyorum ama şöyle bir şey söylüyor. Allah'ım diyor, değiştirebileceğim şeyler için bana güç ver. Evet. Değiştiremeyeceklerim için bana kabul enerjisi ver, kabul etme enerjisi var. Ve neyi değiştirip, neyi değiştiremeyeceğimi anlamam için de akıl ver diyor. Çok Müthiş. güzel bir söz. Çok güzel. Dolayısıyla da şimdi hayatlarına böyle baksınlar. Kardeşim sen değiştirebileceğin şeyler için ne iste? Allah'tan güç iste. Bu güç sende var zaten. O güç sana verilecek. O güç sende var. Olmaması mümkün değil. İçinde var. O gücü iste, dile, niyet et ve harekete geçir. Kendini zorla. Kabuğunu kır. Sonra ne yap? Akışa bırak. Doğru zamanlarda akışa bırak. Ve sonra ne yap? Akışa bırakmaman gereken yeri fark ettiğinde kontrol etmen gereken bir sorumluluk al. Akışa bırakman gereken yeri fark ettiğinde de akışa bırak. Aslında hayat bir denge. Hayat bir denge. Mesela genelde biz şöyle bir hata yapıyoruz. İnsanlarla konuşurken de o dengeyi kaçırıp işte her şeye evet de diyoruz. Her şeye hayır diyen bir insana. Her şeye evet diyen bir insana da ya hayır de diyoruz. Ama ikisi de uç. Evet diyen bir insan hayıra geçerse bu sefer kırıcı olur. Hayır diyen bir insan her şeye evet derse koyun olur. Ona ne demen lazım? Bazen evet, bazen hayır de. Ne zaman evet, ne zaman hayır diyebileceğinin bilincinde olarak evet ve hayırı kullan. Evet ve hayırı doğru şekilde kullan. Ya her şeye muhalefet etme. Böyle deme kişiye. Şöyle de.
Ne zaman muhalefet edeceğini bil ve o zaman muhalefet et. Uyum sağlaman gereken bir yer gördüğünde hemen uyum sağla. Ama bazen muhalefet etmen gerekir, o zaman muhalefet et. Yani gerektiğinde uyum sağla, gerektiğinde muhalefet et. Gerektiğinde evet de, gerektiğinde hayır de. Demek ki buradaki anahtar cümle gerektiğinde. Gerektiğinde kelimesini kullanırsan kişiyle iletişim kurarken doğru cümleler kurmuş olursun. Gerektiğinde dinlen, gerektiğinde çalış. Şimdi ne diyor anne babalar çocuklarına? Çalış, çok çalış. Bak gerektiğinde dese, gerektiği zamanlar çalış dese, o zaman çocuk sana soracak. Anne baba işte ben ne zaman gerek acaba? Çalışma saatlerini belirleyelim. Bak gerektiğinde dediğin zaman çocuk onu gerektiği zaman oyun oyna desem mesela. Gerektiğin zaman arkadaşlarınla oynayabilirsin desen. Çocuk sıkışmış hissetmeyecek. Yahu şu gerektiği kelimesini bir kullanın yahu. Çok güzel bir kelime. Doğru zamanda kullanıldığında çok mucizevi bir kelime. Anahtarlar açar. Bunu bilmiyoruz. Müthiş. Bak mükemmeliyetçilerin sorunu da budur. Gerektiğinde dinlenmesini bilmezler. Kendilerinden aşırı büyük performans beklerler. Ve o gerektiğinde dinlenmesini bilmedikleri için aşırı yorulurlar, sonra da ben tembelim derler. Aslında tembel değiller. Çok eyleme geçmekten yorulmuşlardır. Standartlarını yüksek tutan insanlardır. Yüksek standart şeması var onlarda. Mükemmeliyetçi insanlarda kendilerini ne olursa olsun yetersiz hissediyorlar. Yani 10 tane işle uğraşıyor ama hala yetersizim duygusuyla bunları yapıyor. Tüm bunları yaparken de aslında kendini kırbaçlamış oluyor. Yetersizsin, yetersizsin diye. Kendilerini ciddi olan da kırbaçlamış oluyorlar. Bu arada vertigo için ne yapmam lazım demiş. Bak bu soru niye çok önemli ve güzel Mukaddes Hanım? Vertigonun çözülebildiğini, bir şey yaparsam dönüşebildiğimi biliyor farkındalığıyla hareket ettiği için. Deseydi ki ya vertigo sadece ilaçla geçer, vertigo asla geçmez. Vertigo başımın belası. Nasıl böyle geçici bir çözüm bulabilirim deseydi, kaderinin kontrolünün elinde olmadığını hissedecekti. Vertigo da genelde düşme travmalarına bakarsanız, karar verememe, gelecekle ilgili yön çizememe, bak yine kader olayına giriyoruz. Gelecekle ilgili yön çizememe travmalarına bakarsınız. Hocam, kaderle randevu. Bir tane daha hikaye anlatmak istiyorum. Ondan sonra Anlat. sözü size bırakacağım Tabii yine. tabii. Harun Reşit Semerkant'ta çok sevdiği bir baş veziri varmış hocam. Bir gün vezir atıyla dolanırken dışarıda Azrail ile karşılaşmış ve göz göze gelmişler. Yani Azrail'i görmüş. Azrail'in kendisi için geldiğini anlamış. Koşa koşa Harun Reşit'e gitmiş. Demiş ki, "Padişahım, ben Azrail ile karşılaştım ve beni almaya geldi. İzin ver Semerkant'tan Buhara'ya gideyim. Bana izin ver." Harun Reşit çok üzülmüş. "Peki," demiş, "o zaman en iyi atımı al, en iyi atımızı al. Yanına da en iyi adamlarını al. Hemen Buhara'ya yollan. Hemen şimdi," demiş. Adam dört nola kanter içinde Buhara'ya gitmiş. "Ha, dur bir dakika, atladım." Onun için geldiğini düşünüp işte pazar yerinde bir şey almak için pazar yerine indiğinde tekrar Azrail ile göz göze gelmiş ve ikisi bu sefer göz göze gelmiş. Azrail şok bir şekilde ona bakmış, şaşkın bir şekilde. Hemen koşarak ata binmiş ve adamlarıyla gitmiş. Buhara'ya gitmiş Semerkant'tan. Sonra atından tam inmiş böyle. Koştura 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 gitmiş dört nola. Atından inmiş. Saraya girecek oradaki. Atını bağlarken Azrail'le göz göze gelmiş. Azrail'e demiş ki, "Ya," demiş, "sen," demiş, "benimle," demiş, "karşılaştın," demiş, "benim canımı mı almaya gelmiştin," demiş, Buhara'ya, Semerkant'a. Demiş ki, "Ya hayır, ben senin canını Buhara'da alacaktım da seni," demiş, "Semerkant'ta görünce pazar yerinde bir anda şoka girdim. Çünkü senin şu saatte, şu dakikada burada olman gerekiyordu. Seni orada görünce çok şaşırdım. Ama şükür ki koşa koşa gelmişsin," demiş. Çok güzel bir Yani hikaye.
Bunu ben şimdi toparlıyorum. 25 yıl önce anlatmıştım. Hakikaten Feridun Attar'dan okumuştum. Hakikaten çok inanılmaz bir şey. Çünkü şeyde karşılaşınca, Semerkant'ta pazar yerinde karşılaşınca Azrail şaşırıyor. Nasıl ya? Birkaç saat sonra orada olması lazım. Ben onun canını orada alacaktım. Sistem öyleydi. Ve koşa koşa gidiyor. Bakar mısın? Çok ilginç, değil mi? Yani İnsan kaderine koşar. kaderinle Yani randevun varsa koşa yani koşa gidiyorsun. ve şunu da unutmamak gerekiyor. Bu tabii gerçekten peygamberimizin yaşadığı bir şey mi değil mi onu bilmiyorum ama işte bir rivayet de olabilir bu. Hani şu adam ölecek demiş peygamber. Tabii insanlar nasıl ölecek falan işte yarın şuradan geçerken kaza geçirebilir bir şekilde ölecek o saatte. Ertesi gün o adam ölmemiş tabii ki. Peygamber'e sormuşlar neden ölmedi? O saatte oradan geçti ve biz onun öldüğüne şahit olmadık. Çünkü orada kaderi anlatıyordu muhtemelen o insanlara. Demiş ki evet ölmedi çünkü o saatte normalde odun taşıyordu bu adam ve o odunların arasında bir yılan vardı. O yılan sokarak onu öldürecekti. Ama o sırada fakir bir insan gördü. Ona hemen yardım etti. Odunları indirdi ve o yılan onu sokmadı. Ve onun kaderi o gün değişti. Allah onun canını bağışladı ve ömrünü uzattı. Bak bu da hani yaşandı yaşanmadı bunu bilmiyorum ama ders alınması noktasında güzel bir anekdot diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz bu arada hastalıkların travmaları ile ilgili de altta sağ olsun benim ekip de yazıyor bazen çünkü soruyorlar şu bu hastalığın travması ne bu hastalığın. Bir gün de bunu yapalım bu arada Mukaddes Hanım. Hastalıkların travmalarının neler olduğu ile ilgili bir yayın yapalım. Orada da uzun uzun şu hastalığın travması bu şuna bakmak lazım şeklinde çok ciddi bir güzel bir bilgilendirici yayın yapalım. Tamam. Çünkü Bir soruyorlar dahaki kemik yayınımızda. erimesi, kemik erimesi nedir falan. Sağ olsun ekipteki arkadaşlar ara ara onlara cevap veriyor. Yani o önemli. Çok merak ediliyor sevgili hocam. Yani ben hatta bir seri başlattım bu konuda. Belli hastalıkların altında yatan travmaları 5 yıl gerisine bakarak inceliyoruz. Mesela ağız kokusunda ki bakılacak travma aşermek. Kişi bir yiyeceği yemek istemiştir ve yiyememiştir. Ve ondan dolayı da bu sadece hamilelik döneminde olmuştur anlamında söylemiyorum. Yani hayatının bir döneminde bunu yaşadıysa ağız kokusunun travmasını bu şekilde buluyorsun. 5 yıl geriye gidiyorsun olaydan önce. Bu şekilde her hastalığın altındaki travmalara bakarak gidiyorsun. Mesela kas problemlerinde, mesela kas zayıflığı olabilir bu. Kasları kullanamamak olabilir. Altında yatan temel travma başarısızlık, değersizlik ve güçsüzlük travması. Tabii bunu ne zaman bakacak? Kas erimesini ne zaman yaşadı? İşte 2023'te yaşadı. Örnek veriyorum. 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. 5 yıl kadar geriye gidecek kişi. Başarısız, değersiz ve güçsüz hissettiği travmayı bulacak. Ve ona çalışacak. Bakalım kendi kendine bakacak. Ona çalıştığında hastalıkta iyileşme var mı yok mu? Dönüşüm oldu mu olmadı mı? Tabii buradaki bir handikapı söyleyeyim. Son bardağı taşıran son travma bazen onu çözdüğünüzde hastalık geçmeyebilir ya da geçici geçebilir. Çünkü bazen travmaların tekrarları var. 5 yıl önce yaşadığın bir başarısızlık travmasını 15 yıl önce de yaşamış olabilirsin. Belki ona da çalışman lazım. Hani bunu konumuzla ilgisi ne? Niye anlatıyorum dersen bak bu da bağlantılı çünkü orada da kader döngülerini görüyorsun. Hastalıkların kader döngüleri var geriye doğru gittiğinde. Bir örnek verelim hemen. Egzama ayrılık travması. Şimdi kişi kaç yaşında yaşadı bunu? Egzama 40 yaşında ortaya çıktı. Peki ayrılığı ne zaman yaşadı? 38 yaşında yaşadı ayrılığı. Ha kimden ayrıldı? Eşinden ayrıldı. Varsayıyoruz şimdi burada tamam mı? 38 yaşında ayrıldı. Şimdi bu kişi ikiye bölsün rakamı. 38 ikiye bölersek ne yapar? 38 bölü 2 18 kaç yapıyor 16, ya? 16, 19. 32, bir 19 dakika, yapar. 19, 19 10, 30, kaç? yapar. 38, 19 19. yapar. Evet. 19 yaşında bir ayrılık yaşadın mı diye bakacak bu sefer. Hani 38'de eşinden ayrılmıştı ya. Mesela orada da şöyle bir şey bulduğunu varsayalım. Üniversiteyi kazanmıştım 19 yaşında. Yurda yerleşmiştim. Ailemden ayrılmıştım. Ne oldu? İkiye böldüğümüzde bir ayrılık daha buldu. 19'da bir ayrılık daha buldu. Hadi buna ortalama 20'de ikiye daha böl 10 yaş. Peki 10 yaşında bir ayrılık yaşandı mı diye soruyorum. Bu sefer de şu çıkıyor mesela. 10 yaşındayken biz taşındık.
Anne babam işte babamın mesleği dolayısıyla biz başka bir şehre taşındık. Ben oradaki çok sevdiğim arkadaşlarımdan ayrıldım. Bak şimdi kader döngüsünü görüyor musun? Ne oldu? 39 yaşında, 38 yaşında ayrıldı. 19 yaşında ayrıldı. İşte 19'u ikiye böl, 9,5-10 yaşlarında yine evden taşınmayla ayrıldı. İşte o anne karnının 9. ayında da annesi bulunduğu şehirden ayrıldı. Bak bazen de anne karnında başlar o ayrılık travması. Şimdi ne oldu? Geriye doğru gittiğimizde o kader döngüsünü bulduğumuzda aslında hep aynı şeyleri belli periyotlarda yaşadığını fark ettiğinde kader kader olmaktan çıkar. Periyotları fark ettiğinde kader kader olmaktan çıkar. Peki şu an bizi izleyenler kendi kader periyotlarını nasıl fark edebilirler? Hemen şunu yazsınlar hayatlarında. Benim hayatımda hep ne tekrar ediyor diye baksın. Mesela bazı insanlarda para benim elime geçer. Para benim elime geçer. Geldiği gibi gider. Kader tekrarı bu. Bazı insanlarda hep terk ediliyorum kalıbı var. Yani seviyorum, sevgimin karşılığını alamıyorum kalıbı var. Ama bunu kişi nasıl bulacak? Oturup olayları, 5-6 tane olayı böyle deftere yazacak, yaşadığı olayları. Bir bakacak ki mekanlar değişmiş. Kişiler değişmiş ama olaylar aynı. İşte kaderin matematiği deniyor buna. Kader bir matematiktir. Kader anlamasını bilirsen çok güzel bir matematiktir. Ve kesinlikle organlar da o matematiğin aslında bize tepki vermesi. Yani sen gerçekten duygularınla tepki veremediğinde boğazında tiroid bölgende sıkıntı yaşıyorsun. Bak çok basit. Bizi izleyenler için organların kader matematiğini söyleyeyim. Ağız bölgemiz, diş bölgemiz, dil bölgemiz, damak bölgemiz bu bölgeler elde edememe ve kurtulamama travmaları. Tabii bunu çok geniş bir dönemde işleyeceğiz bu konuları diye düşünüyorum. Peki elde edememe, kurtulamama derken neyi kastediyorum? Dişimde problem var. Kurtulamama sıkıntısı yaşadım mı? Mesela kaç yaşında bu çocuk diş problemi yaşadı? 15 yaşında. Peki 15 yaşından 5 yıl geriye gidelim. 5 yıl, 10 yaşıyla 10 yaşla 15 yaş arasında kurtulamadığı bir olay yaşadı mı? Öğrencimiz anlatıyor. Diyor ki evet diyor benim diyor sevmediğim bir arkadaşım vardı bana yapışıp kaldı. Ondan bir türlü kurtulamadım diyor. Ondan kurtulamadım böyle yapışınca yapamam kurtulamadım. Bak kurtulamadığı şey bir 3 yıl sonra 5 yıl sonra diş problemi olarak ortaya çıkar. Kurtulamadığı şey. İkincisi şu bölge elde edememe travmaları. Belki bir sınavı kazanamadı. Hani elde edemedi. Belki bir iş insanı parayı elde edemedi. Hani bir hedeflediği para vardı, o parayı elde edemedi. Belki çok sevdiği bir kadınla evlenmek istedi, onu elde edemedi. O da elde edememe travmaları olarak geçer. O nerede problem yaratacak? Diş, dil, damak, bak boğaz buralarda problem yaratacak. Elde edememe, kurtulamama travmaları diye geçer. Dilimde yarık var, damağımda şu var, dişimde bu var, tiroid var veya işte burada Hashimoto var. Elde edememe, kurtulamama travmaları. Peki neye göre konuşuyoruz burada? Yeni Alman tıbbı diyelim. Öyle kısaca onu da söylemiş olalım. Yeni Alman tıbbının söylediği bilgilere göre daha çok bu bilgileri veriyorum. İşte burada da bak hastalıkların kader matematiğini çözmek devreye giriyor. Yaşamın kader matematiğini çözmek, hastalıkların kader matematiğini çözmek, yaşamın kader matematiğini çözmek ve bazen de teslim olman gerekende de her şeyi bilmen de gerekmiyor, her şeyi çözmen de gerekmiyor. Bilemediğin yerde de susmak, her şeyi bilmeye de çalışmamak. Müthiş. Evet. Müthiş sevgili hocam. Ne demiştik? Günlük hayatta akışa bırakabilecekleri zamanları ve kontrol edebilecekleri zamanları dengelemeleri için muhteşem bir uygulama geliyor. Bir kere onu hazırlansınlar. Onu söyleyeyim ve yakınlarına da haber versinler. Çünkü mesela bazen kişi sigarayı bırakır. Bir örnek olarak veriyorum. Sigarayı bırakır. Sonra tekrar başlar. Neden başlar biliyor musun? Onun nedenini söyleyeyim. Günlük hayattaki kontrol alanı zayıftır. Akışa bırakma alanı geniştir. Kontrol alanı ile akışa bırakma alanı arasındaki dengeyi oturtamadığı için yani fazla akışa bıraktığı için sigarayı bırakır bir süre sonra geri başlar. Karar alır bir süre sonra geri başlar. Sebebi bir sürü teknik de uygulamış olabilir bu arada. Belki işte bantlar kullandı sigara bırakmak için NLP tekniğine hipnoterapiye gitti. Şu oldu bu oldu ama akışa bırakma ve kontrol alanını dengeye sokamadığı için kesinlikle sıkıntı yaşayacaktır. Birazdan göstereceğim yöntem ve demo onların çok işine yarayacak.
O zaman ondan biraz bahsedelim, sonra demoya Tamam. geçeriz. Yani nasıl yapılacağından ve aslında onu sistem olarak bahsedelim. Çok güzel bir Tamam. konu olsun. Şimdi her şeyden önce her insanın elimizle göstererek bunu bilebiliriz. Kontrol alanının büyüklüğü vardır. Akışa bırakma alanının da büyüklüğü vardır. Bu ikisini ayrı olarak düşünelim. Mesela bazı insanlarda kontrol alanı küçücüktür. Akışa bırakma alanı şu kadardır. Mukaddes Hanım. Yani kontrol alanı bu kadar, akışa bırakma alanı bu kadar. Peki bu insan nasıl yaşar? Daha çok akışa bırakarak yaşar. Plan program yapmaz. Günü nasıl geçiyorsa o şekilde geçer. Hayat çok rahattır. Salıvermiştir. Çok arada kontrol etmesi gereken bir şey varsa belki faturaları yatıracak, bir şey yapacak. Şimdi diyecekler benim eşim böyle emekli olduktan sonra aynen dediğiniz gibi tamamen akışa bırakmış durumda diyebilirler. O da ayrı bir konu. Şimdi peki ikinci tip insan tipinden bahsedelim. Kontrol alanı çok geniş, ta böyle akışa bırakma alanı küçücük. Peki bu insan gününü nasıl yaşar? Hiç dinlenmez. Her an planlar ve programlar, her dakika ne yapacağını, ne zaman yapacağını, nasıl yapacağını kontrol eder. Bak kontrol alanı büyükse akışa bırakmaya izin vermez, dinlenmeye izin vermez. Her şey planlı ve programlıdır. Ama sıkıcıdır, gergindir, endişelendir. Diğeri de bir süre sonra gerginleşir ama. Hani çok akışa bıraktığı için, her şeyi salıverdiği için o da gerginleşecek. Peki bunu dengede tutanlarınki nasıldır? Kontrol alanı böyledir. Akışa bırakma alanı da böyledir. Bu insanlar dengeli insanlardır. Yani nasıl olur bu insanlarda? Kontrol alanının genişliği bu kadar olduğu için ve akışa bırakmalarının genişliği bu kadar olduğu için zamanın bir kısmını kontrol ederek yaşarlar, bir kısmını dinlenerek yaşarlar. Yani işte akşama kadar çalışır, akşam eve gelince eşiyle eğlenir, gezer, dışarı çıkar, tatile gider. Kontrol alanıyla akışa bırakmalarını dengelemiş olurlar. Buraya kadar herhalde herkes anladı. Şimdi o zaman birazdan çalışmayı yapacağımız için şunu herkes bir çalışma başlamadan önce şunu herkes bir yapsın. Günlük hayatını bir düşünsün. Günlük hayatını düşününce kontrol alanının büyüklüğü ne kadar? Akışa bırakmanın alanının büyüklüğü ne kadar? Beraber yapalım mı? Senle de Mukaddes. Hani şey Evet. olsun, örnek olsun. Evet. Kontrol alanının büyüklüğü ne kadar? Küçük, orta ve büyük olarak 3 tane grubumuz var. Yani kontrol alanın gün içinde ne kadardır? Küçük müdür? Orta seviyede midir? Büyük müdür? Tabii öyle değil mi? Büyük. Kontrol. Akışa bırakma alanın ne kadar? Akışa bıraktığın alan ne kadar? Bir de onu gösterir misin gün içinde? Yani böyle salıverdiğin, kontrol etmediğin. O da burada değil mi? Demek ki senin akışa gün içinde kontrol ettiğin alan çok geniş, akışa bıraktığın alan çok düşük değil mi? Peki Evet. şimdi ne yapman gerekiyor? Seninle beraber yapalım, sonra izleyicilerle Hadi yaparız. eşitleyelim. Eşitleme şöyle yap. Bence eşitleme. Nasıl olmasını isterdin onu sor kendine önce. Mesela şöyle düşünebilirsin. Kontrol benim için önemli. Bir sürü işim var, bir sürü çalışanım var. Kontrolü o kadar küçültmeyeyim ama akışa bırakmayı biraz genişleteyim diye düşündün, değil mi? Ben Evet. öyle hissettim. Evet. O zaman şöyle yap. Akışa bırakmayı yavaş yavaş genişlet. Hiç acele etme. Daha çok. Harika. Peki çok fazla genişletme. Bu sefer akışa bırakmayla kontrol alanı çok geniş şey olabilir, eşit olabilir. Peki kontrol alanı nerede? Onu göster bana. Kontrolü Ve göster. kontrolü biraz küçülttüm galiba yani evet. Küçült. Yani Elinle küçült. Hafifçe küçült. küçülteyim Evet. biraz. Evet. İçinde bir direnç oluşuyor mu buna karşı? Bunu Yok, yapınca. direnç oluşmuyor, yok. Şimdi ellerini salla, gözünü kapat. Ellerini salla, gözünü kapat. Bir nefes al, ver. Şimdi sıfırdan başlıyormuş gibi düşün. Günlük hayatını bir düşün. Günlük hayatını kontrol etme alanı ne kadar genişliğinde? Elinle göster. Yani o kadar geniş ki Tamam, göster. hakikaten geniş. Tamam. Yani Peki akışa öyle bırakma diyelim. alanını da göster şimdi. Tekrar göster. Akışa bırakmayı da göster. Akışa bırakma alanın ne kadar? O da bu kadar ya şu anda. Sanki biraz genişlemiş değil mi? Evet. Ama kontrol alanı çok geniş. Onu birazcık aşağı doğru çek şöyle elinle. Kontrol alanını böyle hafifçe küçült. Harika.
Çok az küçülsün. Akışa bırakmakla sanki kontrol alanı birbirine yaklaşsın Evet. gibi. Ve şimdi nefes alıp ver. Ellerini silkele. Ellerini silkele, ellerini silkele, ellerini silkele, nefes alıp ver. Bunu tabii şu an dostlar da yapıyorlar muhtemelen. Kendi hayatlarını düşünerek yapıyorlar. Aslında küçük bir demo gibi de oldu. Ama birazdan böyle meditasyon gibi de yapacağız. Şimdi sıfırdan düşünmeni istiyorum. Günlük hayatını düşündüğünde kontrol alanını elinle tekrar göster. Harika. Akışa bırakma alanını göster bu sefer. O nerede? Aa, eşitlenmiş. Gözümü kapalı Fark ettin mi? yapmak istedim. Evet hocam. Bunu sezgisel yapıyor olabilmek çok önemli. Yani göster dediğimde çok mantıklı düşünmeyeceksin. Sadece elim nereyi gösteriyor? Böyle mi gösteriyor, böyle mi gösteriyor, böyle mi gösteriyor? Aslında yan yana gösterirsen daha güzel. Şöyle, kontrol alanım böyle, akışa bırakma alanım böyle. Kontrol alanımı yükseltiyorum, akışa bırakmamı daraltıyorum. Tamam mı? Birini alçalt, Yayından sonra birini daralt. bunu mutlaka çalışacağım kendim. Çok güzel bir teknik. Meditasyon Çünkü bundan sonra çalışacağım hatta böyle biraz şeyken şunu meditasyondan belirttim. düşünmemiz lazım. Yani sen yayıncısın. Kontrol etmen gereken durumlar var. Bu çok önemli. İşte yayınları programlıyorsun. Çalışanların var. Eczane var. Başka bin bir türlü şey var zannedersem. O kontrol alanı geniş olmalı. Fakat belki burada neyi atlıyorsun? Akışa bırakmalarını dar tutarak belki senin içinden o yaratıcı fikirlerin sana kolayca gelmesini ve işlerini kolaylaştırmasını sağlayacak birçok durumu aslında bilinçaltından gelmesine engel koyuyorsun. Bu da zorlaştırıcı bir etken ya da gerginlik dediğimiz, stres dediğimiz durumu ne yapıyor? Arttırıyor bir farkında olmadan. İşte o yüzden gün içindeki yaşamımı düşüneceğim. Bunu her gün birkaç kere yaptıklarında yaklaşık 21 gün yapmalarına gerek yok. 21 gün yaparlarsa çok uzun olur. Yani 7-8 gün oturup günümü düşündüğümde kontrol alanımın büyüklüğü ne kadar, akışa bırakma alanımın büyüklüğü ne kadar diye düşünsünler. Eğer mesela sigarayı bırakacaklarsa, eğer mesela gününü kontrol etmesi, planlı yaşaması gerekiyorsa, ders çalışması, işte bir projeyi zamanında bitirmesi gerekiyorsa, kontrol alanını genişletsinler. Ama diyelim ki tatile çıktılar, bilgisayarın başına geçmesine ve işi kontrol etmesine gerekmeyen bir zamandalar. O zaman kontrol alanını küçülsünler, akışa bırakma alanını genişletsinler. Bunu bir süre yaptıktan sonra bilinçaltları bunu otomatik olarak yapacak diyelim ve toplu demoya geçelim o zaman bu konuda. Güzeldi ya. Çok güzel bir metotmuş. Evet. Akışı çok sevmeme rağmen. Akışı hep anlatırım. Benim hayatın akışıydı program yapımcılığı yaptığım zamanda. Mukaddes Pekin Başdilli hayatın akışı. Akışı anlatır dururum böyle kendimi bildim bileli. Akışta olmayı da severim. Mümkün olduğu kadar akışta olmaya çalışırım ama tabii ki yoğun bir iş hayatımız var. 7-8 tane iş aynı anda yapıyorum ben de. 7-8 değişik iş yapıyorum. Dolayısıyla hepsinin ekibi farklı dediğiniz gibi. Her bir ekiple ayrı. Bazen birbirine telefonu açarken bazen şey zannediyorum. Yani birini diğeriyle karıştırıyorum. Hepsi çünkü hayatımda. Peki sana o zaman bir püf noktası daha vereyim. İzleyenler de o püf Evet. noktasından faydalansın. İş kimliğinde kontrolcü olmak daha normal bir durum. Ama mesela eş kimliği, arkadaş Evet. kimliği gibi farklı kimliklerde akışa bırakmak daha normal bir Ha, durum. Bu durumda bak şunu güzel. yapabilirsin. Evet, optimum denge modelinden beri onu öğrendim. Özel Harika. hayatım akışta. Bunu bütün Harika. samimiyetimle söylüyorum. Özel hayatım dostlarımla, arkadaşlarımla, Daha akışta. ve ailemle olan ilişkim tamamen akışta, onların kontrolünde hatta. Onların kontrolünde. Hiç kontrol etmem onları. Neyse, ne varsa onu yeriz, ne varsa oraya gideriz. Hadi seni alıyorum, okey gidelim arkadaşlarım yani. Hani vakit olduğu sürece akışta. Hiç karışmam. Hangi yere gidiyoruz, nerede yemek yiyoruz, hiç onlarla ilgilenmem. Ne buldumsa yerim. Yani orada akıştayım. Tamamen ama iş hayatım İşte maalesef. kişi bunu kendi bilecek. Mesela Evet. hayır diyemiyorsa muhtemelen akışa bırakma alanı çok geniştir. Hayır diyemeyeniz çünkü plan program yok ya. Niye hayır diyemiyorsun? Kontrol alanını düşük tutmuşsun. Bak yani bunları böyle olay olay düşünüp her olaya özel çalışma yapmak gerekebilir. İşte orada uzmanlarla çalışmak gerekebiliyor. O ayrı bir konu. Dediğin gibi ama çok güzel bir noktaya geldin.
Günlük hayatımda akıştayım ama iş hayatında da bu kadar kontrollü olmama gerek olmayabilir. O da ayrı bir konu. Yani çünkü o kontrol beni gerçekten yorabilir. Evet. Orada da akışı bırakmayı öğrenmem gerekiyor olabilir. Size sormuşlar. Mukaddes Hanım, siz evli Özel misiniz diye. hayatımla ilgili hiçbir yerde konuşmadım hocam. Hiç. Harikasın. Hiç. Biz Seni bizzat ricam şahit ve olduk canım. ricam. Denizli'de biz Denizli'de birlikte kamplar yaptık. Bizzat aslında buradan da şey olsun, ders olsun. Mukaddes Hanım'ı daha yakından tanımak istiyorlarsa zaman içerisinde kamp yapar, zaman içerisinde canlarla buluşur. Gideceksin orada özelde kahvaltı yaparken soracaksın, değil mi? Veya göreceksin canlı canlı ne Evet. yaşadığını. Evet. Evet canlarım. Hakikaten özel hayatlar hiçbir zaman hep onunla ilgili reisler de yaptım. Özel hayatımızı, nerede gezdiğimizi, ne yediğimizi, ne içtiğimizi, özel hayatımızın fotoğraflarını, çocuklarımızın fotoğraflarını, onları hiçbir zaman sosyal medyada paylaşmıyoruz, değil mi? Önemli Çok olan doğru. Çok burada doğru. ben, Çok güzel. hatta bazen bana diyorlar ki her gün sen ama ortalıktasın. Her gün sen sosyal medyadasın. İkisini karıştırmayalım. Ben işimi yapıyorum burada. Yani Tabii özel ki. hayatımla ilgili hiçbir şey göremezsiniz. Hatta şimdi evin içinde şeyleri, yerleri değiştirmeye başladım. Tek bir noktada yapıyordum. Çok sıkıldılar. Çok o konuda uyarı aldım. Onun için böyle bugün kapının önünde, bugün başka bir yerde öyle yavaş yavaş yapıp sizi motive etmek istiyorum. Yoksa ben hiç kıpırdamadan bir duvarın önünde yapmayı tercih Maşa ediyorum 3-4 maşallahım yıl. var ama o konuda gerçekten çok istikrarlısın. Yayınlara oturduğun gibi hiç kalkmadan kişiyi dikkatlice dinleyerek bence sen de bu çok büyük bir gelişmeye sebep olmuştur. Ben de yıllar önce artık hani bireysel danışmanlık yapmıyorum, ekibim yapıyor demiştim ya, ama yıllar önce yapıyorum ve insanları dinlerdim yani ve onlara sorunlarına çözüm bulacak teknikler, yöntemler kullanırdım. Subliminal MP3'ler gönderirdim. O süreçte gerçekten oturduğum yere böyle gerçekten bazen yatarak yapardım, itiraf edeyim. Yani neden? Çünkü artık hani telefonda çalışıyorsan, o dönemler öyleydi. O kadar yoğun çalışırdık ki ama orada çözüm bulurdum ve sonuna kadar kişiyi dinlerdim, kişiyi dönüştürürdüm. Bu çok önemli. Sen de çok önemli bir şey yapıyorsun. Hep ayaktasın, hep dimdiksin, hep insanların karşısında bilgi vermeye devam ediyorsun. Olay olay olay. Instagram ve YouTube ve belli gruplar YouTube'u da bizden söyleyelim. her ne kadar nefret etse, hoşlanmasa, desteklemese, bacağımızdan kolumuzdan çekse de büyük bir patlama olacak ve o patlamayla istedikleri kadar durdurmaya çalışsınlar. O kadar mutmain ki kalbim, çünkü görevim ve imzam o. Dünya gezegenine yayılmaya devam edeceğiz. İnşallah. Allah'ın izniyle işimiz bu. Güneş Anadolu'dan doğacak demiştik. Bunu da bütün dünya görecek. Bunu da parantez içinde söylemiş Söylemiş olalım. olalım. Evet. Söylemiş olalım. Canım hocam. Evet, şimdi o zaman şu meditasyona geçelim, değil mi? Yani neye çalışacağız? Hem telkinler vereceğim, hem elleriyle uygulama yapacaklar. Kontrol alanıyla akış alanlarını dengeleyip gün içerisinde kendilerine alan açacaklar. Bu da canlara iyi gelen küçük bir uygulama olsun. Hep birlikte dengeleme yapacağız. Öncelikle herkes gün içindeki yaşamını düşünsün, bir haftasını düşünsün. Ve o bir haftayı düşündüklerinde daha çok akışa mı bıraktıklarını, yoksa kontrol mü etmeye çalıştıklarını ya da kontrollü mü yaşadıklarını fark etmeye çalışsınlar. Eğer akışa bırakıyorlarsa çok saate bakmazlar, plan yapmazlar, program yapmazlar. Tamamen kendilerini salıvermiş şekilde yaşarlar. Bazen çevredeki insanlar da ondan bundan şikayetçi olur. İşte bir yerlere geç giderler, geç kalkarlar, belli düzenleri yoktur. Eğer gün içinde yaşamınız kontrolcü ise erken kalkıp işlerinize zamanında gidip planlar, programlar yapıp yaşarsınız. Bakın bakalım sizin kontrol alanınızı elinizle gösterdiğinizde onun ne kadar büyüklükte olduğunu kendinize şimdi gösterin. Küçük bir alan mı, yoksa hayatı çok fazla kontrol ediyorsanız genişçe avuçlarınızı birbirinize uzaklaştırarak açın ve kontrol alanınız çok genişse ona bakın.
Akışa bırakma alanınızı da kontrol edin bakalım. Akışa bırakma alanınız küçücük mü yoksa kocaman mı? Şimdi herkes baksın ve şimdi onları dengeleyeceğiz. Eğer ki akışa bırakma alanınız küçücük kaldıysa, kontrol alanınız kocamansa kendinize acı çektirirsiniz. Gergin, stresli olursunuz. Lütfen benimle beraber kontrol alanı küçücük olanlar elleriyle yavaşça kontrol alanını büyüttüklerini hayal etsinler. Avuçları birbirinden uzaklaşırken akışa bırakma alanı genişlesin. 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 Akışa bırakma alanı avuçlarını açtıkça genişlemeye devam etsin. Gün boyunca yaşadıkları her dakikayı daha akışa bırakarak yaşadıklarını hissetsinler. Ve yeterince genişlettikten sonra kontrol alanı da küçülsünler. Birazcık küçülmeye ihtiyacı var. Bu kadar büyük bir kontrol alanına ihtiyacınız yok. Ve şimdi elinizle kontrol alanını hissedip küçültün. Avuçlarınız birbirine yaklaşırken bu kadar kontrole gerek olmadığını, akışa bırakmanın ve kontrolle akışın bir dengede olması gerektiğinin farkına varın. Bu çok özel bir şey. Terazi gibi, bir denge gibi. Harika. Ve şimdi ellerimizi silkeliyoruz. Ellerimizi silkeliyoruz. Burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan nefes veriyoruz. Hafifçe bedenimizi hareketlendirelim. Öne arkaya şöyle bir sallanalım. Şimdi yeniden sıfırdan düşünüyoruz. Sıfırdan bu egzersizi yapıyoruz arkadaşlar. Yine arkamıza yaslandık. Gün içindeki hayatımızı düşünüyoruz. Bir günümüzü düşünüyoruz. Acaba kontrol alanımız bu sefer ne kadar büyüklükte? Tekrar gösteriyoruz. Bir önceki kadar büyük mü yoksa biraz küçülmüş mü? Peki akışa bırakma alanı ne kadar? Daha mı büyümüş? Peki bunlar da hala oynamaya ihtiyaç hissediyor musunuz? Kontrol alanını küçültmek ya da akışa bırakma alanını büyütmek. Eğer bir ihtiyaç varsa lütfen bunu şimdi yapın. Ve siz bunu yapmaya devam ederken ben size bazı komutlar vereceğim. Gün içerisinde akışa bırakmanız gerektiği yerlerde akışa bırakacaksınız. Ve kontrol etmeniz gereken yerlerde planlı ve programlı olup gelecekteki kötü ihtimalleri hesaplayıp ona karşı önlemler alıp sonra akışa bırakacaksınız. İkisini birden yapacaksınız. Arkadaşlarınızla bir aradayken, keyifli bir zaman yaşarken akışa bırakacaksınız. İş hayatıyla ilgili konularda, parasal konularda biraz daha kontrolcü olacaksınız. Eğer bir çocuk yetiştiriyorsanız ve çocuğunuz daha akıl bali değilse, küçük yaştaysa evet kontrollü olmanız gerekiyor. Evde hasta bir yakınınız varsa, her an hasta olabiliyorsa, tetikte olmanız gerekiyorsa evet kontrol alanınızın biraz yüksek olması gerekiyor. Ama acaba evde yaşlı, hasta ya da her an tetikte olmanız gereken biri var diye akış alanınızı küçülttünüz mü? Öyleyse büyütün. Büyütün. Büyütün ve genişletin. Evet, işinizi birilerine teslim ettiğinizde acaba işi doğru yaptı mı yapmadı mı diye kaygılanıyorsanız zaman biraz akış alanınızı genişletin. Bırakın sizin adınıza başkaları iş yapsın. Eve temizlikçi çağırdığınızda temizlikçiye teslim edemiyorsanız, her an yanı başında duruyorsanız hayatınızı zorlaştırırsınız. Akış alanınızı genişletin. Her an genişletin. Daha fazla genişletin. Ve eğer bir sınava hazırlanıyorsanız, 6 ay içinde, 1 sene içinde bir şeyleri başarmanız gerekiyorsa, örneğin kilo vermek için bir hedef koyduysanız, zamanlama koyduysanız, akışa bırakma alanınızı küçültün ve kontrol alanınızı genişletin. Daha kontrollü olma haline geçin. Ve siz gözünüz kapalıyken, ben bunları size anlatırken, hayalinizde
doğru zamanlarda kontrollü davrandığınızı ve doğru zamanlarda akışa bıraktığınızı şimdi çok net bir şekilde zihninize getirin. Parlak, canlı, renkli görüntü ve onun içine girin. O görüntünün içinde olun. Keyifli. Sanki öyle güzel bir duygu ki bu. Akan bir nehirde bir sandalla ilerliyorsunuz ve kürekler sizin elinizde. Akışta savaşmıyorsunuz. Sadece nehirde giderken yol ayrımlarına geldiğinizde küreklerle sandala yön veriyorsunuz. Sağdan mı gitmeliyim, soldan mı gitmeliyim? İşte bu kontrol. Sandalı tamamen akmasına izin vermek. İşte bu akışa bırakmak. Yol ayrımına geldiğinde sandalın küreklerine asılmak. Sağa mı sola mı gideceğinize karar vermek. İşte bu kontrol duygusu. İkisi birlikte var olabilir. İşte bu harika bir duygu. Ve bu çok güzel. Ve bu herkese şifa olsun. Evet. Canlar tabii bunu özellikle ellerle yapılan uygulamayı herhalde bir 7-8 gün uygularlar. Çok daha güzel Sürekli olduğunu yapmak fark lazım. edecekler. Birkaç kez yani en azından yapmak lazım. O zaman yarın öğleye kadar yapsınlar. Yarın akşam YouTube kanalında olacak. 7-8 defa yapın canlar. 7-8 gün yapın. Şifa olsun hepinize. Şifa olsun. Şifa olsun. Bu bir meditasyon tarzı bir demo oldu. Herkese şifa olsun ve aslında şunu fark ettiler diye düşünüyorum. Yani gün içindeki hallerine bakarak oradaki değişiklikleri sağlam bir şekilde yaptıklarında emin ol belli rahatsızlıkları bile dönüşecek. Çünkü hayat bugündür ve şimdidir yahu. Geçmiş ve geleceği zaten biz şimdiki zamanda taşırız. Orayı düzenlediğimizde hayatımızın genelini düzenleriz. Evet, şifa olsun Yaşamak canlarım. şimdidir. Evet canlar. Sevgili hocam çok teşekkür ederim. Sevgili canlarım bu arada lütfen sevgili Abdullah Canites hocamı takip etmeyi unutmayın. Hocamın Şifa olsun. takipçileri Mukaddes Bekim Baştil kanalını takip etmeyi unutmayın. Biz Kesinlikle elimizden takip geleni etmesinler. yapıyoruz canlarım. Videoyu şimdi hocamın sayfasında da göreceksiniz. Bu sayfada da göreceksiniz. Dilediğiniz yerden izleyin. Yarın 12'ye kadar. Yarın akşam saat 20'de video YouTube kanalında olacak. Oradan izler ve izlettirirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgili canlarım, Harika sevgili hocam. çalışmalarla karşılarında olacağız. Bunu bilsinler. Biz daima buradayız. Sevgili hocamla beraber yıllardır ara ara yayınlar yaparız. Ve bunu yapmaya devam Devam edeceğiz edeceğiz inşallah. inşallah. Yine birlikte olacağız, birlikte kamplar yapacağız. Hepinizi su gibi İnşallah. seviyorum. İnşallah. Görüşmek üzere sevgili canlarım. Güzel akşamlarınız olsun. Herkese çok çok selamlar, Hocamı iyi geceler. takip edin, takip edin. Görüşmek Evet. üzere.